Cursor'un yeni güncellemesiyle chat ve composer tek sayfada birleştirildi. Bu bölümde yeni mod sistemini detaylı inceleyeceğiz. Öncelikle kafamızdaki soru işaretlerini gidermek için bu eski edit agent modlar eski versiyonlarda neye denk geliyor ona bakalım. Şu anki ask modumuz eski versiyondaki chat moda denk geliyor. Yeni versiyondaki edit modumuz da eski versiyondaki composer'ın normal versiyonuna denk geliyor. Agent modumuz da eski versiyondaki composer agent'a denk geliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi yeni versiyonda hangi modda neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Şimdi yeni ask modumuzda eski chat modunun yerini alan ve kod tabanı ile ilgili sorularımızı sorabileceğimiz bir moddur. Bu modda neler yapabiliriz? Kod base hakkında sorular sorabiliriz. Fikir danışmak için kullanabiliriz. Projemize ilgili her türlü soruyu sorabiliriz. Örneğin bu projenin yapısını ve kullanılan teknolojileri anlatır mısın? Ayrıca kod kalitesi açısından neler iyileştirebilir gibi örnek bir soru hazırladım. Şimdi hemen bunu mevcut bir proje üzerinde deneyelim. Şimdi benim burada Shopify servis adında bir mevcut projem vardı. Bunu 3 dakikada API servis videosunda oluşturmuştuk beraber. Şimdi burada Ask modunda şunu soracağım. Sorumu yapıştırdım. Bu projenin yapısını ve kullanılan teknolojileri anlatır mısın dedim. Ayrıca kod kalitesi açısından neler iyileştirilebilir dedim. Şimdi buraya bir kontekst eklememiz lazım. Ben buraya add code base diyerek projemi komple ekledim ki tüm projeyi anlayıp bana cevabı versin. Ben Cloud 3.5 sonet kullanıyorum. Cloud 3.7 biraz da over engineering yapıyor. Yani olması gerektiğinden fazla bir efor sarf ediyor. Bunu gönderiyorum. Evet cevabımız geldi. Burada proje yapısını ve teknolojileri anlattı, isteğimizi yerine getirdi, birkaç da iyileştirme önerisi verdi bu kısımda. Şimdi Edit Mode'a bakalım. Edit Mode eski Composer'ın normal modunun yerini alan ve seçili dosya üzerine düzenleme yapmamızı sağlayan bir mod. Bu modda neler yapabiliyoruz? Seçili dosya üzerine düzenleme yapabiliriz. Tools özelliklerini kullanmıyor bu mod. Yani webdeki arama veya MCP gibi özellikleri kullanmıyor. Doğrudan kod düzenleme ve iyileştirmeler için idealdir demişiz. Burada da bir örneğimiz var. Bu dosyadaki kodları daha konabilir hale getir ve gerekli yorum satın ekledim. ekle demişim. Bunu hemen deneyelim. Şimdi buraya bir adet dosya ekliyorum. Şimdi buraya index.js'imi ekledim. Komutumu da yapıştırıyorum. Modumu da edit mode yaptım ve gönderiyorum. Evet cevabımız geldi. İsteğimizi yapmış. Okunabilir hale getirmek için önerileri bulmuş. Yorum satırlarını eklemiş. Değişiklikleri buradan hepsini kabul edebilirim. Reddedebilirim. Ben şu anlık reddediyorum. Bu bir testti. Evet, şimdi Agent Mode'a bakalım. Agent mod eski Composer'daki Agent moda denk geliyor. Şu an en gelişmiş versiyon. En kapsamlı moddur. Bu modda neler yapabiliyoruz? İnternette arama yapabiliyoruz. MCP'yi kullanabiliyoruz. Codebase'e arama yaptırıp birden fazla dosyada işlem yaptırabiliyoruz. Şimdi bir de örnek kullanımımız var burada. Regex ile e-mail validasyonu için en iyi yöntemi bulur musun demişiz. Şimdi bunu alalım. Modumuzda agent yapalım ve buraya yapıştıralım. Bizim için bir internetten araştırma yaptı. Evet cevabımız geldi arkadaşlar. İnternetten buldu. Sonuçları bize getirdi. Eğer hangi hareketini merak ediyorsanız buradan direkt tıklayıp linki açabilirsiniz. Evet şimdi bazı pratik ipuçlarımız var. Onları da sizinle paylaşayım. Mac'te bu modlar arasında hızlı geçiş yapabilmeniz için burada comment noktayla modlar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi comment noktaya tıklayınca hızlı bir şekilde geçiyor. Aynı şekilde Windows'ta da kontrol noktaya tıklayınca modlar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Bir de artık internette arama yapmak için eskisi gibi et ve bir kullanmanıza gerek yok. Agent modda benim için bu internetten bulabilir misin dediğinde direkt buluyor az önce de gördüğümüz gibi. Evet e kitabımız da bu modlara göre güncellenmiştir arkadaşlar. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Topluluklarımıza da bekleriz. Herkese kolay gelsin.